Peki şeye geldik. Babur racül yusalli. Babur racül yusalli fî rahlihi sünneyyâtil mescide vel nâsü yusalli. Her racülü bir adam yusalli kılar fî rahlihi kendi rahlinde, eşyası olduğu yerde yahut da evinde. Sünneyyâtil mescide, sonra mescide gelir vel nâsü nâsla yusalli, o namaz kılıyorlar. İşte bunun babıdır ki bu adam ne yapacak? Tekrar cemaatle namaz kılacak mı? Yoksa kılmasa da olur mu? Şimdi burada iki kavul var. Birisine göre diyor ki muhakkak cemaatle kılacak. Kendi namazını kıldı, geldi ki cemaatle namaz kılınıyor. Muhakkak o cemaatle o namazı kılacak. Otursa caiz değildir, haramdır. Bir kavulün birisi bu. Bir kavul de diyor ki hayır, farzı kılmışsa ikincisinde gelirse isterse kılar, isterse kılmaz. Nafile olarak kıl, ikincisi nafiledir. Kılarsa daha iyi. Ama nafile kılınan namazlar ise, nafile kılınmaz, kolu kılınmayan namazlar ise nafile de kılamaz olur. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Asim'in an İbni Türeyci'in kâle haddesene Zeyd ibn Eslem an Bisir ibni Muhaccezi Dü'eli an Ebihi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu ra'ahu. Rivayet ediyor ki Mehrez-i Dü'ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Fakat kıymeti salah, namaz da ikame olunmuştu. Namaz kılıyordular. Kale, evet, ravi diyor ki fecelestü, ben oturdum ve lem ekum bisselati, namaza kıyam etmedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor. Bu adam da gelmiş bir kenarda oturmuş. فَلَمَّا قَدَى صَلَاتَهُ وَقْتَكِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. قَالَ لِي رَوِ diyor ki bana dediler ki اَلَسْتَ مُسْلِمًا, sen Müslim değil misin? Müslüman değil misin? قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ ben Müslümanım, Müslümanım. قَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki فَمَا مَنَعَكَ seni ne men eyledi? اَنْ تُسَلِّيَ مَعَنَا bizimle beraber namaz kılmaktan ne men eyledi? Fakultu, ravi diyor ki ben dedim ki قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ben namazı kıldım مَعَ اَهْلِي kendi ehli beytimde kıldım. Yani namazı kıldım, sonra geldim. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki صَلِّ مَعَ النَّاسِ nas ile beraber de kıl وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ her ne kadar kıldın ise de مَعَ اَهْلِكَ ehlinle beraber namazı kıldın ise de fakat geldim buraya, burada da cemaatle namaz kıldın. Yani demek ki bu evvelce kıldığı sayılmıyor. Evvelden kıldı, ikinci cemaati gördüğü gibi evvelki namazı bozuldu. Onun için cemaatle kılacak. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Yahya ibn Salih el-Rihaziyyü, kâle haddesene Süleyman ibn Bilal, kâle haddesene Zeyd ibn Eslem, عن بسر بن محفز الدعالي عن أبيه قال صليت في بيتي الظهر أين راوي ذا الزوات ديولك هزت محفز يوك بان يؤن لي أبي العصر يقول كن لي أبن بكلم ثم خرجت إلى المسجد ورى المسجد كلم فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا رسول الله فنمزي أطرر بلدن ve havlehu etrafında da olucu ile ashabuhu ashabu. Sümme ukimeti salaha, sonra namaz yıkanı olundu. Sümme zekere nehvehu, sonra yukarıdaki hadisin eynini zikretti. Yani nasa kıyam olundu. Onlar namaza başladılar. Hazreti Mehcez de bir tarafta geçmiş oturmuş. Resulullah Efendimiz de bunu görmüş. Namazdan sonra sen Müslüman değil misin? Niçin namaz kılmadın diye sordu o da. Ya Resulullah ben Müslümanım, fakat ben namazı kıldım geldim. Resulullah Efendimiz ne buyurmuş? Evinde namazı ehlinde kılsan bile geldin ki nasıl burada namaz kılıyor, onlarla beraber sen namaz kıl. Yani. Haddesena Hüseyin ibn Nasr'in kâle haddesena Tiryabiyyü kâle haddesena Fâhdun kâle haddesena Bun'ayn kâle haddesena Süfyan an Zeyd ibn Eslem عن بسر بن محفز الدعالي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يعني هزة محفز ذا رواية تدليل فكسنت بشكل.
Hadis bir hadis. Yalnız senetleri müteaddit. Gayre ennehu şu kadar var ki bu rivayette fehef lem yeskül zikretmedi eyye salatin diye. Hangi namazı da onu zikretmedi. Yukarıki hadiste rivayet eyledi önde yahut ikindi dedi. Burada onu zikretmedi. Haddesena Yunus قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجز الدوالي عن أبيه أو عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا بسر kimden rivayet ediyor babasından yahut amcasından aynen bu hadisi şerifi zikrediyor. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جريج ها وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال حدث أبو تربية بك أوصاني بنا وصيتك خليلي بل خليل بل دوست كيم صلى الله عليه وسلم بل خليل ينبر فمي بنا وصيتك أن أصلي الصلاة نماز قليل لوقتها وقتنا namazı vaktinde kılayım, vaktinden çıkarmayayım. Ve in edrektül imamı. İmama ulaşıyor isen fakat sebekati. Halbuki o seni sebekat etti. Yani geldi ki imam namazı kılmış. Fakat acestüke salateke. Ben sana namazını icaze eyledim. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Demek ki o veyn edrekte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli oluyor. Evsani halile nusalliye salat el vakti. Peygamber Efendimiz evvela ona vasiyet etmiş ki namazı vaktinde kıl. Sonra ne buyurmuş? Veyn edreklerin var mı? O vakitte te olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli şerif olursa hitap Ebu Zer'e. Ebu Zer'e diyor ki veyn edrekler imama. İmama idrak edersense vakat sebeka ki halbuki imam namazı kılmış. Geldin imama namazı kılmaya, geldin ki imam kılmış. Evet. Halbuki kendisi de kılmış. Kendisi evde kılmış. Gelmiş ki imam da kılmış. Fakat eceztüke salateke. Ben senin namazını icaze ettim. Ne demek icaze ettim? Yani senin namazın oldu. Yok. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli olmaz da Ebu Zer'in kavli olursa ve yine direktül imamı, ben imama erişirsem ise fakat sebekeke, fakat vakit sebekeke olmazsa halbuki sebeke ne olur? Sebekeke olduğundan edrekte. Edrekte imamı, imama ulaşırsan ise vakit sebekeke, halbuki imam seni sebeket etti. Fakat ecezteke salateke, eceztüke salateke, ecezteke salateke. Eces tüke olursa, yani sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben icaze gördüm. O kılmış olduğu namaz yerini buldu. Yok, vakat eces teke, senin namazını icaze et. Yani evvelki kıldığın namazı say. Salateke namazını. Eces teke, sana saydın salateke namazını. Ve illa yoksa fehyeleke, o senin nafiletin nafilet. Yani öyle de hatire gelir, öyle de hatire gelir. Ben düşündüm, acaba hangisi daha doğru sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli şerifi olursa ve yine direktel imama vakat sebekeke fakat ecestüke salateke ben senin namazını icaze ettim. Yani o evvel zikirmiş olduğun namaz yerini buldu. Ve illa yok bak ecestüke salateke olur mu? Ecestüke vakit olur. Ecestüke eğer olursa sana kifayet eder. Eczetke. Fakat eczet olur o vakit. Eczetke salatüke olur. Eczetke olmaz. Bir elif olursa vakitte ibaret çok da güzel olur. Vakitte noksan olur. Fakat eczetke sana kifayet eder. Salatüke senin namazın. Sana kifayet eder. Eğer imam kılmışsa. Ve illa yok imam kılmamış. İmamla beraber de kıldı. Fehye o ikinci kıldı. Olur, leke sene nafileten nafile olur. Ona bir else etke, bir hemze koysak çok güzel olur. Else etke, ötesi. Veya icazeden olursa elif düşürür. İcazeden olmaz. Else etke, olmaz. O çünkü öyle de geçirsen olmuyor, öyle de geçirsen olmuyor. Else etke.
bir elif üzerine de hemze koyun. Ecize etke sene kifayet etti. Salatke manada doğru çıktı şimdi. Yani sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen geldin ki imam namazı kılmış. Evet. Namazı şimdi bunun evveli ne diyor? Sen namazı evveli vakfında kıl. Hemen vakit girer girmez namazı kıl. Ondan sonra camiye gel. Geldin ki imam kılmış. Kılmışsa zaten sen de namazı kılmış. Else etke seni kifayet etti. Salatü kesenin namazı. Yok. İmam kılmamış. Öyleyse feyyeleke nafile, yani sen imamla beraber kıl. O ikincisi nafile olur. Sallime alima mukadder göz edilir buna. Burada yok ama fakat kelamın siyakı sibakı onu iktiza eder. Bu kelam-ı Arap'ta bunu da fesahetten sayarlar. Yani bir cümleyi hasbeder, sonunda bir ondan en kısa bir cümleyi getirir. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssasında var ya, o melek rüya gördü, rüyanın tabirini sordu. Rüyanın tabirini oradan birisi dedi ki, dur ben tersilun ila Yusuf, ayet gelmede var ya, rüyayı tabir eden hepsi bana da 7 sene onu şefaat edecekti, göğe melike söyleyecekti ki Hz. Yusuf Aleyhisselam çıkarak. O da 7 sene aklına gelmedi. Ondan sonra melik o rüyayı görür görmez hatırına geldi ki, o 7 sene evvel Yusuf isminde birisi hepsi bana da rüyaları güzel tabir ediyordu. Ben ona gideyim. Dedi ki, فَاَرْسَلُونِ siz beni gönderin. Şimdi o aradan gerisi ne geliyor? يُوسُفَ اَيُّهَا السِّدِّقِ فَاَرْسَلُونَ فَاَرْسَلُونِ yazıyor. Siz beni gönderin. Gönderdiler. Yani bakın orayı orada zikretmiyor. Gönderdiler. Yusuf Aleyhisselam'a geldi. Ondan sonra ona hitap ediyor. يُوسُفَ اَيُّهَا السِّدِّقُ اَفْتِنَا فِي سَبِيبَ قَرَاتِ arada bak ne kadar, kaç cümle yok. Siz beni gönderin. Gönderin dedi. Gerideki cümleleri hasfetti bu. Kelam-ı Arap'ta var. İşte Kur'an-ı Kerim'de de var. Burada da öyle. Ve illa fehye leke nafile. Yani sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer sen namaz kıldınsa namazın kifayet etti. Yoksa kıl. Sen onların namazı kıl. İşte o kıldığın namaz da sana nafile olur. Yani evvelki namazın iptal olur değil. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال حدثنا بديل عن أبي العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه أبو ذر بن رواية تلدي وذا رسول الله فنمزل رواية تلدي قال لديك فضرب فخذي من رفع دينه يعني رسول الله فنمزل شكرت رسول الله فنمزل جتردي قال صلى الله عليه وسلم dedi ki فضرب فخذي hem de benim uyluğuma vurdu Peygamber Efendimiz. Uyluğuna vurmuş böyle. Hazreti Ebu Zer'in. فقال لي bana dedi ki كيف أنت يا أبا زر sen nasıl olursun إذا بقيت في قوم bir kavimde kaldığın vakit diyor يؤخرون الصلاة عن وقتها namazı vaktinden tehir ederler. Öyle bir kavim gelecek ki namazı vaktinden kılmayacaklar, tehir edecekler. Öyle bir cemaatin içinde bulunduğu vakitte senin halin nasıl olur? Sünne kâleli. Diyor ki sonra bana dedi ki sallis salâte li vaktiha sen namazı vaktinde kıl. Sünne hruç. Sonra çık. Ve in künte fil mescidi çıktın da mescide geldin, mescidde olduğun ise kıymeti salah namazla ikamı olundu ise fasalli ma'hum onlarla beraber de kıl ve la tekul deme ki inni katsalleyti ben namaz kıldım deme inni katsalleyti ben namaz kıldım fela usalli şimdi kılmıyorum bunu da deme hiç sezdirme namazın evde kıl vaktinde kıl işine gidersen git yok mescide gelirsen ki onlar da yeni namaz kılıyorlar onlarla da beraber kıl. Onlara deme ki ben evde kıldım da geldim bunu ikinci defa kılıyorum. Bunu da deme. Şimdi bundan ne çıktı? Demek ki öyle bir cemaat, öyle bir vakit olacak. Oldu mu olacak mı bu? Oldu da geçti de bu. Emevilerin zamanında oldu bu. Emeviler bilhassa Medine'deki vali tehir eder.
durur, durur, durur. Artık vaktin son vaktine gelmiş. Çıkacak. Bu vakıda geldi mi, artık geldi namazı kıldırırdı. Emevilerin valisi vakıda kıldırırdı. Ha, onun için Hazreti Ebu Zer'e haber vermiş Peygamber Efendimiz. O zamana erişirsen sen ne yapacaksın? Sen evde namazını kıl. Bu hadisi şerifi bildiğinde ekserisi evlerinde kılardılar. Vaktin evlerinde kılardılar. Ondan sonra yine camiye de gelirdiler. Camiye gelir, imamla da beraber kılardılar. Fakat haber vermezler ki biz kıldık. Hani gelmeseler, Emeviler han filan gelmemiş. Niye gelmemiş? Bir hası o gözlerine bakan adamları arardılar. Niye gelmemiş bu? Hatta Hazreti Urve o bunların bunlara böyle şey iki yüzlü görünmeden de çekilmiş. Onların da böyle namazı tehir etmelerinden canı sıkılmış. Gitmiş burada bir Urve diyoruz ya. Diğeri Urve'de kalmış. Ne bunların yüzü ne de bunların peşinde namaz kılmak diye orada kalmış. Bir Urve'de. Urve-i Nezi değil. Emeviler zamanında olmuş ihtimal. Muntıkaya itibariyle alem-i İslam'ın başka yerlerinde de olur. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Şubet'e, kâle ahbereni Ya'la ibn-i Ata, kâle semiyatü Câbir'e bin Yezîde bin Nil-Esvedil Esvâyi. An Ebi'yi, kâle sallâ bina Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. El-Esvedil Esvâyi diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı. Fî mescidil kayif, mescidi kayifte. Salâta subuh sabah namazı. فَلَمَّا قَدَى صَلَاتَهُ وَقْتَكِ نَمَازِنِي bitirdi. اِذَا رَجُلَانِ جَالِسَانِ اِذَنْ رَجُلَانِ baktık ki iki adam calisani oturucu oturuyorlar فِيمَ اَخَّرِ الْمَسْجِدِ mescidin sonunda mescid-i hayifli oluyor ya bu sabah namazını kılmışlar Mine'deki mescid-i hayifler bir de bakmışlar ki geride iki adam oturuyor فَاُوْتِيَ بِهِمَا o iki adam emretti onları getirdiler فَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا korkularından bu etleri titriyor. Farise yani şeyleri, bu fakülleri, ne derler? Böyle fazuları. Bir adam korktu mu fazuları titremeye başlar. Onlar da böyle titremeye başladılar Resulullah Efendimiz'in heybetinde korktular. فَقَالَ Resulullah Efendimiz dedi ki مَا مَنَعَكُمَا sizi ne men etti ki اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا bizimle beraber namaz kılmaktan sizi ne men etti? Niye bizimle beraber kılmadınız? Tur'adü demiş. Tur'adü de diyor fakat ter'udü. Tur'adü bu meçhul olmuş. Her şey öyle demiş. Fakat her adı yur'idüden tur'idü de olur. Tur'idü. Tur'idü terayisuna. Fakale dediler ki ya Resulullah salleyna fi rehalina. Biz rihalımızda yani eşyamızı koymuş olduğumuz yerde, çadırda biz namazları kıldık. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki فَلَا تَفْعَلَا bunu yapmayınız. اِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا eğer çadırınızda namaz kıldınız ise ثُمَّ اَتَيْتُمَا النَّاسِ sonra da bu cemaate geldiniz ise وَهُمْ يُسَلُّونَ حَبُّكِ cemaate namaz kılıyor. فَصَلِّيَا kılınız نَعْرُمْ cemaate de kılınız. فَإِنَّهَا bu kıldığınız ikinci namaz لَكُمَا size nafiletü nafiledir. اَوْ قَالَ تَطَوُّ يَخُسِكْ nafile yerine tatavudur. Yani namaz kıldığınızsa o farz yerine geçmiştir. Fakat cemaatle de bulundunuz mu? Geride durmayın, cemaatle de kılın. İkinci kıldığınız da sizin için nafile olur. قال أبو جعفر فذهب قوم bir kavim zahib oldular ki ila hazilâse bu aselere. فقالوا buyurdular اِذَا صَلَّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ bir adam evinde namaz kıldığı vakitte ney salâten mektûbeten farz bir namaz اَيَّ صَلَاتٍ كَانَتْ hangi namaz olursa olsun farz bir namazı evinde kıldıysa سُنَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ sonra mescide geldiğinde فَوَجَدَ النَّاسَ nasip bulsa وَهُمْ يُسَلُّونَ onlar da namaz kılıyorlar. صَلَّاهَا o namaz ile kılar. مَعْرُمْ onlarla beraber kılar. İyi. Kılar ama ikincisi ne olur? Bu okuduğumuz şeylere göre. Birinci hadise göre olmaz. Birinci hadise göre çünkü sen Müslüman değil misin dedi. Yani o hadisten anlaşılıyor ki birinci kıldığı namaz olmaz.
nafile olur, ikinci cemaatle farz kılınıyor. Fakat öteki hadisler, hayır o namaz olur, farz yerine geçer, fakat cemaati orada gördüğün de onlarla da beraber kılar, o da nafile olur. Ama muhakkak kılsın onlarla da beraber. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Fakat başkaları bunlara muhalefet ettiler. Bu muhalefet kolay bir şey. Derler ki vaktiyle bir yere bir adamı kadı tayin etmişler. Kadı biraz övünmeye başlamış. Benim babam da çok kocadır, babam böyle alimdir, şöyle alimdir. Cemaat demişler ki, bu ki pederiniz bu kadar alim, bari yaz gelsin de ondan da istifade edelim. Biraz o yani bu yani ehmal etmiş, çare yok. Babası bir gün çıkıp gelmeye başlayacak. Mehcup olmasın diye bir cübbe gönderiyor, bir sarık gönderiyor. Tam bir koca alim kıyafetinde babası geliyor, babasını karşılıyor, babasını diyor ki baba ben senin bunları alim tanıttım. Bunlar sana sual sorarlar. İhtiyatlı bulun. Yalnız fihi hilafte geç. Onu üretiyor. Böyle bir mesele sorarlarsa o fihi hilafte daha başka söyleme. Fihi hilaf şimdi bu her halifen deyince o aklına geliyor. Şimdi gelmiş adam, Hoca Efendi işte şu mesele hakkında biz ihtilafa düştük. Bazımız böyle diyoruz, bazımız şöyle, sen ne dersen? O fihi ihtilaf. Hakikaten alimmiş bu adam, buradaki ihtilafı da biliyor. Meseleleri sorunca ve fihi ihtilaf deyince ya, bu o kadar alim ki, meselenin bir tarafını değil, her tarafını biliyor ki, muhalefeti biliyor. Birkaç gün böyle davetlere götürüyorlar. O da ihtiyatlı davranıyor ve fi hilafına meseleyi örtbas ediyor. Kura bir adamın birisi anlıyor. Diyor ki bu kadı bu bize dalavere yaptı. O adamda bir elim yok, hiçbir şey beyan etmiyor. O ve fi hilafı öğretmiş. Ben bütün günü bir mehlup edeyim diyor. Yine bir davette Hoca Efendi diyor. Bir meselemiz var diyor. Buyur diyor. Diyor ki la ilahe illallah buna ne dersin diyor. Vafiye hilaf. Bakraya ağzından bırakıyor. Onda da hilaf mı varmış? Vafiye hilaf. Şimdi burada da vehalefe mille mesele getiriyor. Vehalefe mi getiriyor? Fekalu bu muhalefet edenler dediler ki küllü salati. Her bir namaz ki yetuzu tetavu ba'daha. O namazdan sonra nafile kılmak caiz olur. فَلَا بَأْسَ O vakitte beys olmadı. اَنْ يَفْعَلَ ف۪يهَا O namazını kılıp gelen adam işleye مَا زِكَرْتُمْ Sizin zikrettiğinizi مِنْ صَلَاتِهِ اِيَّاهَا O adamın o namazı kılmasının halime yanında beraber. Adam evde namazını kıldı, camiye geldi. Tekrar o namazı kılsın mı kılmasın mı? Eğer herhangi bir namaz ki ondan sonra nafile kılınır, kılsın. Beys yok. Ne gibi? Önle gibi, yassı gibi. İki vakit var. Bir önle de caiz olur, bir de yassı da. Sabah namazından sonra olmaz. İkindiden sonra olmaz. Akşam namazı üç rekatli, o da olmaz. Bir evleyin bir de ikindi kaldı. Evet. Kıla kılsın bu, ala ennehâ nafiletün lehû. Şu şekilde kılsın ki o ikinci kıldığı nafiledir yani. Kılmasa da olur. Ama kılsın. Kılarsa nafiledir. فَاِنَّهُمْ كَرِهُوا Evet. غَيْرُ الْمَعْرِبْ Narif'ten başka. Narif'te olmaz. Narif'ten nafile namaz kılınır ama fakat üç şekilde. O orada kılamaz. فَاِنَّهُمْ عُلَمَا كَرِهُوا Mekruh gördüler. اَنْ تُعَادَ Akşamın iade olunmasını mekruh gördüler. Çünkü o tek rekatli zaten. Bir daha tekrar bir daha kılmak mekruh gördüler. لَأَنَّهَا اِنْ عَيْدَتْ Eğer akşam iade etmiş olursa كَانَ تَطَوَّعًا تَطَوُّ olur. وَالتَطَوُّعُ Nafile de لَا يَكُونُ بِتْرًا Tek reketli olmaz. Tek reketli nafile yok. اِنَّمَا يَكُونُ شَفْعًا Nafileler şefi olur. Bu ise tek reketli olduğundan onun için olmaz. وَكُلُّ صَلَاتٍ Her bir namaz ki لَا يَجُوزُ التَطَوُّعُ بَعْدَهَا Andan sonra tetevvü caiz olmaz. فَلَا يَمْدَغِي لَا يُقُلْمَزْ اَنْ يُعِيدَهَا O namazı iade eden alimam imamda beraber. لَاَنَّهَا تَكُونُ تَطَوَّعًا Onun iade ettiği namaz nafile olur. Fî vaktin bir vakıtta
tatavu olur ki la yecudu fi tatavu, onda tatavu caiz olmaz. Hangi namazlar gibi? Sabah namazı gibi. İade ise nafile olacak. Halbuki sabah namazından sonra nafile kılınmaz. İkindi yine öyle. Evet. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da ihticac ettiler. بِمَا شُرْ بِالْحَدِسْلَرِلَ كَ قَدْ تَوَاتُرِتْتِ بِهِ Anlarla rivayet, rivayetler رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz'den. Nerede? فِي نَهْيِهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Nehy ettikinde. عَنِ السَّلَاتِ Namazdan, بَعْدَ الْأَصْرِ ikindiden sonra hatta taarruda batıncaya kadar. Eşşemki güneş. Ve ba'da subhi sabah namazından sonra hatta tadduğa şems güneş doğuncaya kadar. Şu anda iki vakıtta iadesi caiz, iki vakıtta caiz değil. Evleden sonra caiz. Evde namazında. Yatsı da caiz. Sabah namazında caiz değil, ikinde caiz değil. İki namazlardan sonra tetevvü olmaz. Bir akşam kaldı. Akşamın da tetevvü caizdir fakat tek rekatli tetevvü olmadığından dolayı 10 ile kılamaz. Onu aradan çıkartıp akşam. 2 vakit caiz, 3 vakit caiz değil. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki vakitte nafileden nehyettiğini zikrettik. بِأَسَانِيدِهِ senetleriyle beraber فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ Bu mevziin gayrisinde, bu babda değil, başka bablarda. Min kitabina hâzâ bizim bu kitabımızın başka yerinde zikrettik. Fezâlike işte bu Resulullah Efendimizin nehyi. İndehum bu ikinci taifenin indinde nâsihun neshedicidir. Limâ ravînâhu bizim rivayet ettiğimiz hadisleri. Nerede rivayet ettiğimiz? Fî evveli hâzel babın evvelinde. Yani geldiniz mi kılın diye Peygamber Efendimiz emretmiş ya. Emretmiş, bu hadisleri de kabul ediyoruz. Fakat hepsi mensuh onlar. Niye mensuh? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki vakıtta nafile kılmayı nehyetti. Öyleyse o iki vakıtta kılınmaz. Resulullah Efendimiz'in emri var. Sonradan nehyi geldi. O evvelki emrileri mensuh oldu. Beyan edildi. Yahut da beyyene sallallahu aleyhi ve sellem lemma beyyene beyan buyurdu ki ibadet hadisi rivayet. Evvelki hadislerin bazılarında fekale buyurdu ki fesalluha siz kılınız. Evde kılıp geldikten sonra cemaati bulursunuz, kılınız. Fe inne haleküm nafile, o ikinci kıldığınız sizin için nafiledir. Evkale tatavu, yahut da nafile yerine tatavu buyurdu. Ve neha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ettikten sonra da nehyetti. Ani tatavu nafileden fi hazil asaril uhar. Bu son okuduğumuz eserlerde, rivayetlerde de evet, bazı vakitlerden hangisinden? Sabah namazından sonra, ikindiden sonra bunlardan da bu vakitlerde de tatavvuda nehyeyledi. Ve ecma, ulema icma etti. El-istimaliha bunun istimaline, yani bu nehyin devamına da icma ettiler. Yani öteki taraf da buna gayet. İlla kılın, bir adam namazını kıldı, geldi cemaati bulduysa muhakkak kılsın diyen adam da bu iki vakitte kerahat, nafile için kerahat var olduğunu bunlar da icma etti. كَانَ ذَٰلِكَ دَاخِلًا ف۪يهَا Bu ona dahil oldu. Evet. Madem Peygamber Efendimiz nehyetti, o nehye dahil oldu. نَاسِخًا لِمَا قَدْ تَقَدَّمَهُ Öyleyse tekaddüm edeni de nasih oldu. O da neden? لِمَا قَدْ تَعْلَفَهُ Buna muhalif olanlar. Hepsini değil de yukarıdaki hadislerin hepsini nesletmiyor da muhalif olan. Şu anda muhalif olan hangisi? Bir sabah namazı. Bir ikindi namaz. Bunların ikisinde müfadir. Ve min tilke lâsâr bu eserlerdendir. Mâ şul bir eser ki dem yakul fîhî. Bu eserde demedi. Fe innehâ lekum tatavvû. O birinci hadiste fe innehâ lekum tatavvû yok. Bu rivayete ne diyeceksin diyor. Fe innehâ lekum tatavvû yahut nafiletin dedi ki doğru. Bazı eserlerde, hadislerde var ki onlarda siz iade edin mutlak. Öyleyse bunda üç ihtimal var. Nedir o ihtimaller? فَذَٰلِكَ يَحْتَمِلْ Birinci ihtimal şu ki, اَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ Bunun manası ola. مَعْنَا هَذَا الَّذ۪ي شُرْ بِالْحَدِيسِ Manası ola ki,
beyyene fihi anda beyan buyurdu. Fekâle fe innehâ leküm tetevvû. Bu sizin için tetevvüdür. Bu mana olan ihtimalin birisi bu. Yani Peygamber Efendimiz buyurmadı ama fakat o ona hamledilir. O ikinci kıldığı da nafile denilir. Bir ihtimal bu. Evet. Ve yehtemilu muhtemil olurken yekûne zâlik. Evet. Bu ola kâne fî vaktin. Bir vakitte ola ki kâne yusallûne fîhî. Onda kılardılar. El farizete farzî merretîn iki kere kılardılar. Fe yekûnâni cemiyan. O iki namazın ikisi de ola. Farizeteyn ikisi de farz ola. Sümme nuhû an zâlik. Ondan sonra lehyedildiler. Caiz ki evvelce farzları ikişer defa kılardılar. Bir adam kılar, bir daha kılar. İki defa farz kılınma vakti sonra da nehyedildi. Bir defa kılındı. Bir de bu ihtimal var. فَعَلَى اَيِّنْ اَمْرَيْنِ كَانْ Hangi emr üzerine olursa olsun. İsterse birinci dediğimiz gibi bu nafile manasını alınsın. İsterse farzlar iki defa kılınıyordu. Onun için Peygamber Efendimiz emretti ki evde kıldın, geldinse bir daha kıl. İsterse bu manayı olsun. فَاِنَّهُ قَدْ نَسَخَهُ Onu neskitti. مَا قَدْ زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz bunu neskitti. İster o manayı al, ister o manayı al. Bizim sonradan zikrettiğimiz rivayetler, evvelki rivayetleri neskitti. Yani farz iki defa kılınmaz. Nafile de, nafile caiz olan yerlerde kılınır, nafile caiz olmayan yerlerde kılınmaz. Ve mimmen kâle şu bir kimselerdendir ki hükmetti bennehu la yuadu min as-salavat namazlardan hiçbir iade edilmez illa zuhur illa önde vel işâ-ül âhire bir de sonki yatsı namazı bunlar iade edilir. Yani nafile bunlardan sonra var. İşte onlardandır. Kim? Ebu Halife ve Ebu Yusuf ve Muhammed ve Rahmetullah. Bu üç imam işte bu kavle sahip olanlardandır. Tabi bununla beraber başka ulema da var da yani onlar da öyle diyorlar ki iki vakitte nafile caizdir. Bir adam evde kıldı, geldi ki önleyi kılıyorlar, önleyi kılsın. Yahut yasıyı kılıyorlar, yasıyı kılsın. وَقَدْ رُوْيَ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edildi. Cemaati مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ Ulema-i mütekaddiminden bir cemaatten de nakledildi. Bu mesele İmam-ı Ebu Hanife ve talebelerinin sahip olduğu mesele. Evet. Ma ul bir şey ki bu rivayet edilen de haddesena Yunus, kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf, kâle haddesena İbn-i Lehi'a, kâle haddesena Yezid ibn-i Ebi Habib, en-Na'im ibn-i Üceyl. Harekeleyin onu. Üceyl etmiş. Üceyl. İsmi tasdik. Üceyl, Mevla Ümmü Seleme'te radıyallahu anh. Hazreti Ümmü Seleme'nin kölesi, Medine-i Münevvere'nin fukahasından olmuş. Na'im ibn-i Üceyl. Kale, Na'im ibn-i Üceyl dedi ki, Kuntu edhulul mescide, ben mescidi şerife girerdim. Salat-ı mağribi akşam namazını kılmak için. Fe'era görürdüm, ricalen min eshab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan bazılarını görürdüm. Cülûsen oturur oldukları halde. Fî âhiril mescidi, mescidin nihayetinde. Vennâsü halbuki cemaat yusallûne fîhî namaz kılıyorlar. Evet, fîhî o mescidi şerifte. Vennâsü yusallûne fîhî. Kad sallû. Niçin onlar otururdular? Kad sallû. Onlar namaz kıldılar. Fî büyütîn evlerinde. Evlerinde namazı kılmış, gelmişler ki daha cemaat kılmamış. Cemaate uyumazdılar, otururdular. Cemaat namazını kılardı. Niçin otururdular? Niçin cemaatle beraber kılmazdılar? Kerahat vakti değil. Akşam namazının iadesi, tek reketli olduğundan, iadesi mekruh olduğundan. فَهَاُولَٰي مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ İşte bunlar Peygamber Efendimiz'in eshabından idiler. كَانُوا لَا يُسَلُّونَ الْمَعْرِبَ مَعْرِبَ كِلْمَزْدِلَا فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ Ne için? لِمَا كَانُوا قَدْ صَلَّوْهَا فِي بِيُوتِهِمْ Evlerinde kıldıkları için tekrar gelip mescitte kılmazdılar.
mescide geliyorlar da iade etmiyorlar. وَلَا يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ Bunların bu namaz kılmamalarını da onlar üzerine inkar etmezdi. غَيْرُهُمْ başkaları bile. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de yine Peygamber Efendimiz'in ashabından olan diğer zatlar da onları inkar etmezdi ki niçin böyle yapıyorsunuz. فَذَٰلِكَ bu delilün delildir. عِنْدَنَا bizim indimizde delildir. Neye? عَلَى نَسْخِ مَا شُلْبِرْ hadislerin neshine ki قَدْ كَانَ تَقَدَّمَهُ bizim bu söylediklerimize tekaddüm etti. مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinde. Siz namaz kıldınızsa geldiniz ki cemaat var, muhakkak kılın. O öyleyse bu nesh edildi işte. Dediği kavli Resulullah dedi ki bu. لَاَنَّهُ شَنْ لَا يَجُوزُ caiz olmaz. اَنْ يَكُونَ اُلَا مِسْلُ ذَلِكِ bunun buna benzer şey mi? قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den قَدْ ذَهَبَ عَلَيْهِمْ evet, halbuki buna sahip oldu cemiyen, cemisi hatta yekunu ala hilafi hatta bunun üzerine bunun hilafını olurlar. وَلَاكِنْ كَانَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ ashab-ı kiramdan bu oldu lima bir şey için ki قَدْ سَبَتَ عِنْدَهُمْ onların önünde sabit oldu fihi bu mesela hakkında مِنْ نَسْخِ ذَٰلِكَ الْقَوْلِ bu kalbin nesinde. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhakkak kılmak meselesi nesk edilmemiş olsaydı, ashab-ı kiramın bir kısmı kılmasın, bir kısmı da kılsın, onlar da onları görsün, bir şey demesi de olmazdı. Demek bundan anlaşılıyor ki bu varmış, nesk edilmiş. وَقَدْ رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا عَنِ اِبْنِ عَمَرَ وَغَيْرِهِ Abdullah ibn-i Ömer'den ve başkalarından da rivayet olundu. Maşul bir hadis ki haddesene ibn-i Merzuk kal haddesene duasin ani bin-i Cüreyc kal ehberenî nâfi'un enne ibn-i Ömer kal İmam-ı Nafi diyor ki Abdullah ibn-i Ömer buyurdular ki in salleyte fî ehlik ehlinde namaz kılarsan sen sümme edrekte salatı sonra namaza ulaşırsan sen fesalliha unifir namazı kıl yani cemaatle beraber kıl illa subha vel nârida illa sabah ile akşamı değil. Bunları kılmıyor. فَاِنَّهُمَا bunlar لَا يُعَادَانِ اَعَادَ olunmazlar فِي يَوْمٍ bir gün. Bir günde. Yani ertesi gün sabah olur da sabah kılarsan olur. Ertesi gün akşam olur da kılarsan ama 24 saat hakkında bir sabah var bir akşam var. Bunlar iade olunmaz. Sabah namazı iade olunmaz çünkü nafile kılınmaz. Akşam namazı iade olunmaz çünkü tek rekatlidir. حدثنا رافع بن فرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص ان مغيرة عن ابراهيم انه كان يكره ابراهيم النخعي مكروه كروه ان يعاد المعرض اقصى من اعاده المصير الا ان يخشى رجل الا بالعدم قرقاسا سلطانا سلطانا قرقاسا فيصليها اقصى من المصير كلار sünne yüşşeh ve soruveni ikileştirir bir reketin bir reketiyle. Yani adam evinde kılmış gelmiş. Akşam namazını iade etmeyecek, kılmayacak. Fakat illa sultandan korkuyor. Bu adamın böyle yaptığını görürsen sen bizim peşimizde namaz kılmıyorsun diyecek yahut niye evinde kıldın geldin diyecek. Onun batışından, zulmünden korkarsa o vakitte akşam namazını kılsın. Fakat bu tek reket bırakmasın. Baksın bir reket. Bir bak.